Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavı 16 Mart 2024 1. Oturum 834 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Soru 1. Mustafa Kemal'in doğduğu dönemde Selanik şehrinde yaşayan halkın Türkçe, İbranice ve Bulgarca yayımlanan resmi gazete dışında Avrupa'da çeşitli dillerde yayımlanan gazete ve dergileri de bulma imkanı vardı. Bu bilgide Selanik ile ilgili aşağıdakilerin hangisinden söz edilmiştir? A. Sanatsal faaliyetlerinden, B. Ekonomik zenginliğinden, C. Basın yayın hayatından, D. Ulaşım ağının gelişmişliğinden. Doğru cevap C. Basın yayın hayatından. Soru 2. Avrupa devletleri sanayi inkılabı sonucunda artan ham madde ihtiyacını ucuz yollardan karşılayabilmek için sanayisi gelişmemiş ülkelerin kaynaklarını ele geçirmeye yönelik faaliyetler yürüttüler. Avrupalılar buralardan ucuza elde ettikleri ham maddeleri fabrikalarında işledikten sonra yine aynı ülkelere yüksek fiyatlarla sattılar. Avrupa devletlerinin bu faaliyetleri aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir? A. Sömürgecilik, B. Ulusçuluk, C. Hümanizm, D. Demokrasi. Doğru cevap A. Sömürgecilik. Soru 3. Manda ve himaye kabul edilemez kararının ilk kez alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir? A. Alaşehir, B. Balıkesir, C. Erzurum, D. Sivas. Doğru cevap C. Erzurum. Soru 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi, millet egemenliği ilkesini esas alan ve millet iradesine dayanan yönetim anlayışını benimsemiştir. Bu bilgide Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? A. Kurucu Meclis, B. Olağanüstü Meclis, C. Savaş Meclisi, D. Demokratik Meclis. Doğru cevap D. Demokratik Meclis. Soru 5. 1921 yılında toplanan Londra Konferansı'nda Büyük Millet Meclisi'ni temsil eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tevfik Paşa, B. Bekir Sami Bey, C. Hamdullah Subhi Bey, D. İsmet Paşa. Doğru cevap B. Bekir Sami Bey. Soru 6. Milli mücadelenin devam ettiği sırada Ankara'da toplanan Maarif Kongresi'nde aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili kararlar alınmıştır? A. Eğitim, B. İktisat, C. Sağlık, D. Ulaşım. Doğru cevap A. Eğitim. Soru 7. Gelir düzeyi ne olursa olsun eğitim imkanlarından herkesin eşit şekilde yararlanması aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasına yöneliktir? A. Cumhuriyetçilik, B. Laiklik, C. Devletçilik, D. Halkçılık. Doğru cevap D. Halkçılık. Soru 8. Cumhuriyet döneminde batılı devletlerle ticari ilişkileri kolaylaştırmak amacıyla yapılan inkılap aşağıdakilerden hangisidir? A. Aşar vergisinin kaldırılması, B. Millet mekteplerinin açılması, C. Kılık ve kıyafette düzenleme yapılması, D. Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi. Doğru cevap D. Takvim, saat ve ölçülerin değiştirilmesi. Soru 9. Atatürk'ün ölümünden sonra Türkiye'de kurulan ilk siyasi oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A. Demokrat Parti, B. Milli Kalkınma Partisi, C. Serbest Cumhuriyet Fırkası, D. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Doğru cevap B. Milli Kalkınma Partisi. Soru 10. Atatürk'ün ben harpçi olamam çünkü harbin acıklı hallerini en iyi ben bilirim sözü Türk dış politikasının temel ilke ve amaçlarından hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir?
A. Akılcılık, B. Mütekabiliyet, C. Barışçılık, D. Tam bağımsızlık. Doğru cevap C. Barışçılık. Soru 11. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atom bombası atan ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. ABD, B. Fransa, C. İngiltere, D. SSCB. Doğru cevap A. ABD. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.